Sevgili seyirciler, şimdi de Biz Meclis'in Üç Gülüyüz adlı politik komediyi izleyeceksiniz. Akıl hastalarının oynadıkları bu politik komediden umarız tüm politikacılarımız kıssadan hisse edinirler. Bu arada hastanenin fahri doktoru, namı diğer Boncuk, üst makamlardan gelen bir torpille meclise girdi. Ne olarak mı? Meclisin çaycısı olarak hep birlikte izliyoruz. Efendim, bendeniz Lüplük Partisi Başkanı beyefendi oluyor. Bugün mecliste maaşlarımıza yapılacak %100 zam için oylama yapacağız. Yalnız diğer parlamenter arkadaşlar tam bir saattir dışarıda futbol oynuyorlar. Bir bıraksalar şu oyunu da gelseler şu oynamayı bir yapsak. Beyefendi, nerede bunlar yani? Beyefendi. Efendim. Beyefendi felaket, size kötü bir haberim var. Yapma benim. Ya. Mecliste 550. parlamenter yok. Şüş, el insaf, daha ilk günden mi gelmemiş? Hayır, kabahat onda değil efendim, kabahat bizde. Biz seçimlerde 550 yerine 549 parlamenter seçmişiz, birini unutmuşuz. Ne diyorsun ya? Evet, şimdi mecliste bir parlamenter eksik, bir sandalye fazla. Ne mahvolduk, ne yapacağız peki? Bana kalırsa o fazla sandalyeyi alıp evinize götürün, kimse farkına varmaz. Ha? Hem de yedek bir sandalyeniz olur. Ya mühim olan sandalye değil ki, iş sandalyeyle bizse kolay. O zaman koltuk takımını götürürüm. Evelallah götürürsünüz. Ama bir parlamenterin eksik olduğunu anladıkları an seçimi iptal ettirirler. Ya. Bu kadar masraf boşa gider. Beyefendi, bizi bu badireden ancak aklı başında kıvrak zekalı böyle kurnaz bir adam kurtarır. Evet de var mı böyle bir tanıdın? Kim? Meclisin çaycısı Boncuk. Hadi bırak la deli. İnanın bana, dürüst, namuslu, cesur adamdır. Ya benim bildiğim korkak ötten biridir o ya. Benim bildiğim Boncuk hayatta hiçbir şeyden korkmaz. Onu korkutun, ne isterseniz veririm. Kabul. Basa girdik. Girdik. Çağırıyorum. Çağır. Boncuk! Ha. Ne var lan? Gel. Abi çayımızı demledik sana Allah göre. Bak seni çok seviyorum. Şimdi. Senden bir ricam var. Ne o? Senin bu adamın var ya beyefendi. Evet. Bunun bana tam 750.000 tane borcu var. 750 bardak çay. Çay abi, çay işte. Yapma yahu. Bunu versin. Ya verir koca beyefendi. Git lan işine sen de. Ama ne komiksin be. Aslanım benim, ben biliyorum korkunç. 750 bardak borcumu versin, borcu gel hep. Allah belanı. Deli misin bak, deli misin nesin sen be? Tövbe estağfurullah. Borcumu ver. Bırak şimdi borcu sırası. Bırak şimdi 8 bak, tane çay. Bak borcumu versin, Taksim'e çıkar, vallahi orada miting yaparım. Ya bırak şimdi 8 yok, tane çayın peşine. Ben buraya bütün melahatları çağırırım. Melahat ne be? Melahat'ın ablası kimdi? Ne be, Medya mı? Ha, Medya. Medya. Neyse işte. Her neyse. Borcunu ver lan. Ya bırak şimdi, sırası çok ya önemli. Ya Allah aşkına. Allah lazım. Çok ya, elin ayağını öpüyor. Boncuk. Erkeğe söyle borcunu vermeyeceğim diye. Vermiyorum, ne olacak? Araşmayın lan seni. Ya Allah aşkına, yapma Allah. Boncuk ya. Seviyoruz diye çizmeden yukarı çıkma ama. Sen bizim durumumuzu bilmiyorsun ki. Beyefendi de ben de çok sıkıştık. Ya. Burada bir tane 100 numara var. İkiniz giremezsiniz. Ne? Dedikodu olabilir. Sen tuvalete girişini gör. Sen altına yapacaksın çünkü borcunu vermedin. Ya bırak ya bana. Ya Boncuk, bu parayı ben senden alacağım. Ya bırak şu çay parasını, bize bir akıl ver ya. Ne vereyim? Akıl ver. Allah'ım. Ulan bende akıl olsa kendim kullanırım. Ya. Bana bak. Akıl olsa ne vereyim? Borcu ver lan. Ya bırak şu parası diyeceğim. Tövbe sen sabahtan akşama kadar merdiven inme. Borcu alıp atın, bir de tezgah gidiyor lan. Çok önemli bir şey söyleyecek. Bırak var mı? Çok önemli bir şey söyleyecek. Otur, otur. Şöyle otur biraz. Dinlen biraz. Senin sinirlerin bozulmuş yorgunluktan. Rahat et, rahat et. Rahat et. Öde biraz. Beyefendi bir şey emrederler mi? Beyefendi bir şey emrederler mi? Çay, kahve, gazoz. Çay, kahve, gazoz. İsterseniz kebap söyleyelim. İsterseniz kebap söyleyelim. Kebap paran varsa niye borcumu vermiyorsun? Rahat edin efendim. Rahat edin. Rahatlayın, rahatlayın. Hay. Rahat bana batıyor kardeşim. Boncuk. Efendim. Çana, çok kötü bir haberim var. Nedir abi? Duyduğun zaman tüylerin diken diken olacak. Boncuk, kendini hep hazırla. Hep kötü haberler veriyorum ben. Bu, sabaha kadar uyumuyorsun. Bu son senelerde verdiğim en kötü haber sana. Kendini hazırla, bayılma. Mecliste 550. parlamenter yok. Ya. Bana ne lan? Tasası beni mi aldı? Borcunu verecek. Baba bırak şimdi borcunu. Yerine birini koymak lazım. Ne?
o adamın meclise parlamentonu anamı getireyim. Hadi canım sen de. O saatte mecliste daha sıkı. Senin anan olmaz. Bunun anası getireyim o zaman. Ha beyefendi, yanılmıyorsam sen hamile bir kızınız var. Evet, var. Tamam, eğer doğum olduysa o çocuğu alalım, o boş sandalyeye oturtalım. 5 sene otursun yavrucak. Olur mu öyle şey? Doğum mu olmadı? Olmasın efendim, erken doğumda mahsur mu var? Mahsur var, çocuk bu be. Evet. Erken doğdum diye kızar bakarsın, erken seçim ister. Yapmayın ya. Buldum. Ver, ben düşürdüm, ne buldum? 550 sensin. Yok ya. Evet. Ben 550'ye mi layık görüyorum beni? Ne var? 7.835 istiyor. Ne bu ya? Hadi bırak şimdi pazarlık etmeyi salak. Memleket batıyor be, batıyor. Lan memleket size mi batıyor? Vatandaşa batıyor lan. Size ne oluyor? Bak, varıyor. Yahu seni vatandaşlıktan çıkaracağız. Ben askerliğimi yaptım oğlum. Yavruncuk. Ya ısrar etme, gir şu meclise be kardeşim. Gir ya. Şimdi ben meclise mi gireyim? Evet. Ha, ben mepus mu olayım? Tabii, kontenjandan. Ulan ben kendime gülerim lan. Yok hadi ya, bir şey olmaz. Ulan arkadaşlar arkamdan yaparlar ya. Hadi ciddi bir şekilde bir düşün. Bir dakika düşüneyim. Yanlış mı? Ha, böyle ne biçim düşünüyorsun? Böyle düşünüyorum. Meclise gireceğim ha? Yok kardeşim. Ne demek yok? Aman ha. Ne oldu be? Ben meclise gireceğim her dakika. Darbe korkusuyla yaşayamam ben. Darbe ne be? Darbe ne be? Darbe bilmiyor musun? Yok. Sana bilmiyor musun? Hey hey, ne de hey hey. O ne o? Darbelerin türkücüsü Hasan Mutlucak. İhtilallerde hemen haberlerden sonra o bu türküleri söyler. Nasıl güzel söylüyor? Çok güzel sesi var adamın. Fakat şanssız adam. Nasıl? Hele be kardeşim ya. 25-30 yılda bir ihtilal olacak da... Hasan Efendi gel iki türkü söyle diyecekti. Borcunu ver lan aklıma geldi. Bırak Allah'ını seversen tövbe estağfurullah ya. Türkü söyle diyecekti. Evet niye olmaz, fena mı yani? Evet. Ne var, fena mı? 25-30 senede bir söylesin ne olur. Bana kalırsa 200 senede bir adamcağız çıksın, şanssız adam ya. Hadi hadi saçmalama canım. Ya kabul et şu şanlı. Sen kabul edemiyor musun sen? Anlamadın mı beni? Anlamadım niye? Darbenin ne olduğunu bilmiyorum. Ya hayır. Nedir kardeşim anlamadık ya. Şunu anlarsın. Yaşa var ol harbiye. Zaten bir sürü ihtilalden bahsediyor. İhtilal mesela, efendim ihtilal aman diyor. Rica ediyoruz, benim o lafa alerjim vardır. Senin kendinden kuşkun yoksa kuşkun, niye çekiniyorsun? Kuşkun bırak o lafı kaldırıyoruz çünkü alerjim vardır o kadar. Lan niye sen kaldıracaksın? O kadar kaldırıyoruz yok o laf söylemem. Kaldırmıyorum gençim özür dilesin. Bırak yapma ya. Özür dilesin. Hadi dileyin şundan özür dileyin efendim ne olur. Tamam özür dilerim. Elimi öpsün. Öpün oh, efendim öpün bir şey olmaz öpün. Hadi öptük tamam oldu mu? Elimi öptün mü? Öptüm. Ne var bunda? Hiçbir şey yok. Şimdi uzun ettin ama ha. Vallahi uzun ettin ya. Beyefendi siz de bir laftan korkmayın. Alerji, bak ne yapıyor inadına görüyor musun? Alerji bana ne kendi kendime oynuyorum burada. Bu çocuk korkuyor işte hatırlatma ya. Ne hatırlatıyorsun oynuyorsun. Yaylarlar yaylarlar. Yok baksana beni bak dalga geçiyorum. Başka şarkı bulamadın mı? Asker oldum ki. Bak inadına başıma bela getirdim. Yapmayın beyefendi. Ordunun. Bak orada diyor bak görüyor musun? Ulan dereleri diyeceğim türkü söylüyor. Ya başka şarkı söyle sen de Allah aşkına ya. Başka bir şey yap. Gel ip atlayalım o zaman. Ha ip atlayın eylemin. İp atlar mısın? Gel ip atla istersen. Baba bak ne yapıyor bak görüyor musun bak. Ya boncuk. Biz hani boncuk aşağı boncuk yukarı diyoruz. Senin asıl adın ne? Evet. Asıl adın? Benim adım Kerim. Bak adı benim adım Kerim. Uzundur. Soyadın sülaleni öperim. Ne öyle soyadım oğlum deli. Niye babamkini sormuyor? Yok canım. Seni tanımak istiyorum da ondan. Söyle bakalım. Annenin ismi? Evet. Evet. Ne yapacaksın? Yani sana bir takım şeyler söyleyeceğiz oğlum. Ne gibi mesela? Mesela çok gizli. Ne yapalım efendim buna? Vallahi bilmiyorum ki. Ne sormak lazım yani? Bir şeyler sormak yani lazım. Yani bana bir şeyler mi öğretmek istiyorsun? Tabii. Ne? Öğretmek istiyorsun. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama kimse duymasın istiyorum. Bana bak. Niye birdenbire Esra Cengizleştir? Ben de buraya bakayım. Sen buraya bak. Bana korkuyorum lan yapma. Hayır burayı soyacaksan ben kamyon getireyim. Yavaş. Boncuk. Yavaş. Yavaş. Bana bak. Ha, gel. Geliyor. Sen sırlı mısın? Tuşumu kuracağım. Yavaş. Ne yiyor? Versene. Ulan git tepemden Allah biz taktın efendim sana tabi lan deli. Söyledin mi? He? Söyledin mi? İyi. Dinle beni. Sana korkunç bir haber vereceğim. Ama birisi duyar diye ödüm kopuyor. Partimizin bir sırrı. Öyle mi? Evet söyleyeyim mi? Bana mı söyleyeceksin? Sana söyleyeyim. Söyleme. Niye? O dakikada bütün memleket duyar. Yok. Dedikoduyu seviyor. Hadi. Borcumu versin söyle. Ya bırak şimdi bırak şu iki çay parasını. Gece uyku uyuyamıyor.
Ben sana bu sırrı söyleyeceğim de kapıdan huylanıyorum. Evet, ben de o kapıdan huylanıyorum. Bana ben de. Karaktersiz bir kapı. Nereden bildin? Gelip geçerken gıçla çarpıyor. Bana bak. Sen o kapıya bak, ben bu kapıya bakayım. Yok. Sen bu kapıya bak, ben o kapıya bakayım. Niye? O açar orada. Eğer kimse yoksa sana o sırrı söyleyeceğim, tamam mı? Hadi orada yapma. Niye? Köfte gibi koruyorum. Ulan ne yapacağım? Hadi. Ulan bir isim atmadın. Ne atmadın? Daha bir isim atmadın. Adım de be. İsim de adım. Adım atma. Belli oluyor, böyle kaldırdın sert basacaksın. Sessiz. Bir yılan kadar sessiz. Yılan gibiydi. Yılan gibi. Sürün yılan. Evet, böyle sessiz. Yavaş. Şşt. Sürün, sürün. Şşt. Ne var? Sen sürün. Kardeş. Sen benim ölmemi mi istiyorsun? Ya yavaş git. Öyle lap lap basma. Hadi gelin, 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 gelin. Dinle. Lap lap basarsan, he, kapıda dinleyen varsa duyar. He. Burnunla yürü. Ne oldu lan? Burnunla yürüdün, tozlandı ya. Beyefendi. Efendim. Bu tarafta kimse yok. Yok. Boncuğa soralım, o tarafta sor kimse var mı? Sor. Boncuk. Boncuk. Niye o kadar uzağa gitti? Niye o kadar uzaklaştı? Beni görüyor musun? Görüyor. O yanındaki tezek yığını mı? Değil. O yanımdaki beyefendi. O mu? Boncuk versin. Boncuk. Bak oraya kapıda benim eşyalar vardı orada. Efendim. Boncuk. Ha. Boncuk. Ne var lan? Ay bir kaşıntı aldı benim. Sinirden kaşıntı başladı. Ne oluyor be? Ne oluyor? Kaşınıyor. Ben sana oraya bak, kimse var mı diyorum. Ben de yok diyor. Ne diyor? Ben de yok diyor. Gelmişsin, ne bağırttırıyorsun beni be? Boncuk, şimdi derhal meclisin tersine gideceğiz. Sana bir smokin diktireceğiz, bir de kuyruklu frak. Peki ben tamam, bir şeyler öğrenmeyecek miyim? Ne öyle, tabii öğreneceksin. Tabii öğreneceksin. Bana bak, bu çaycılığı da bırakacaksın. Evet, çaycılığı bırakacaksın. Ne oldu, niye masumlaştın öyle birdenbire? Çaycılığı bırakacak. E bırak, ne var? Kaç senedir çaycılığı yapıyorum. Ya ne olur, her insan mesleğini bırakır ya, ne olur. Çaycılığı bırakırım ama bir şartla. Neymiş o? Jübile isterim. Ben jübile isterim. Beyefendi, bu adam yakında yemin edecek. Aa. Yemine ait bir şey bilmiyor. Prova yap. Prova yap. Ancak şimdi dışarı çıkıyorsun. Ben seni kürsüye çağırıyorum. Ah. Sen azametle geliyorsun. Ama onlar demin gittiler. Kimler? Azmi ile Mehmet. Öyle değil yahu. Yani sen heybetli bir şekilde. Orada mı geliyor? Oradan geliyorsun. 550 oğlu parlamenter. Ne var lan? Kürsüye. Heybetine oturayım. Oğlum heybet be, heybet böyle. Göz dışarıda. Acele etme. Meclise girelim. Hı? Üç ay sonra evvel Allah. Nasıl? Ense be. Oha yarın ha. Yarın ha. Ben acele ediyorum. Bana bırak. 550 oğlu parlamenter. Yemin et. O da ne yemin mi olur be? Senin annen olmaz. Bunun anası olur mu? Olmaz. Yemin, bunu okuyacağım ki adam. Bunu mu okuyor? Evet. Bunda burada bir not var burada. Neymiş o not? Gerizekalı adam gelirken iki ekmek al karın. Bunu al tarafını oku şunu. Ulan yazmış buraya. Yemin. Ha. Vatandaşımı canından bezdirip doğduğuna pişman ettireceğime. Önce can, sonra canan, atasözüne sadık kalacağıma. Ben bunu okumam. Ne demek bu? Yok abi, ben böyle şey okumam. Bak ne denk, sana gel anlatacağım. Ben bir tane yazdım aşağıda, kahvede çay veriyorum. Sen yemin mi yazdın? Yemin yazdım. Niye, neden icap ettin? Neden yazdım? Şimdi efendim biz işte
Vallahi işte çalıştık, çabaladık. Bir tane öğleden sonra kondumuz var yukarıda. Ne var? Öğleden sonra kondu. Saçmaladın, gece kondu. Gece konmadı, öğleden sonra yaptım. Amcamın ağlı, oğlu var, sabaha karşı kondu. Pazar, beyde bir tane televizyon var, akkara. Siyah beyaz. Efendim? Siyah beyaz. Akkara dersen olmaz mı? Kara, ak. Tamam. Efendim, cumartesi, pazar günleri bütün televizyon olmayanlar bizim eve geliyor. Allah Allah. Bahçede oturuyoruz orada. Güzel. İşte televizyon finanse ediyoruz. Kaç defa tesadüf etti. Meclisi gösteriyor. Kanal takılmış oraya. Meclisi gösteriyor. Meclis'te bir kavga çıktı. Ne oluyor? Orada kadınlar oluyor. Oturuyor. Kötü laflar, küfürler, çocuklar korkuyor falan. Ben böyle bir şey yazdım. Ne yazdın bakayım oku. Bunu okuyacağım. Bazı alışkanlıkları var ya politikacıların, ona da hürmet ettim. Nasıl? Bakanlık, başkanlık kürsüsüne 3 kereden fazla saldırmayacağıma. Oturumlarda ağzımdan katiyetle kötü laf çıkartmayacağıma. Gibi laflar etmeyeceğim. Canım. Burada sen rüyadan bahsediyordun bana demin. Neydi o Allah aşkına? Rüyada seni gördüm. Aa. Bunu gördüm rüyada. Başkanım sizi görmüş. Hayırdır rüyada. İnşallah. Hayırdır inşallah be. Rüyada var ya şekli. Şimdi yeşil bir arazi. Güzel. Tamam mı? Çok güzel. Bir tane koyun. O da güzel. Koyun kepenek giymiş. Koyun kepenek giymiş. Kepenek giymiş. Koyun kava çalıyor. Beyefendi ne yapıyor? Otluyor. Alo. Bana bak herif. Bugün taksitlerin son günü, sakın ödemeden gelme. Baş üstüne efendim, baş üstüne. Ha, akşama annemler gelecek. Sakın geç kalayım deme. Yoksa kaynananı alır o meclisi basarım. Ama sakın siz zahmet edip buralara kadar gelmeyin. Ben derhal geleceğim. Gelirken size çiçek alayım mı? İstemez, anneme al. Bana göndereceğin çiçeğin parasını banka hesabıma havale ettir. Baş üstüne efendim, baş üstüne. Ha, sana bir müjdem var. Hayrola? Sakladığın meşe sopasını yatağın altında buldum. Hani o bir kere kazayla sırtımda kırılmıştı o. Sus, münasebet. Nedir benim bu kadında çektiğimden?